Merhaba Makas Bey izleyicileri. Bugün Tarihçi Töre Sivrioğlu'yla tarihi ve tarihçiliği konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bir insan neden tarihle ilgilenir ve tarihçilik tarihle ilgilenenleri nasıl etkiler? E, e, tabii bunun cevabı e, toplumdan topluma, dönemden döneme değişiyor. Yani Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız tarihle e, ister istemez ilgileniyorsunuz. Çünkü sokağa çıktığınız zaman e, dışarıda e, büyük bir tarihsel mirasla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mimari olarak, kültürel miras olarak, tavırlar olarak yani köklü 4-5 bin yıldır neredeyse tarihsel sürecin içinde olan bir coğrafyada yaşadığınız için yani burada yaşayan insanlar için tarih özellikle daha önemli oluyor. Yani örneğin e, belki bir Avustralya'da, Yeni Zelanda'da tarihsel e, miras sizi bu kadar etkileyemeyebilir ama Türkiye gibi ülkedeyseniz tarih e, insanlar için öğrenmeleri, in incelemeleri en azından ilgili olmalarının onlara faydalı olacağı bir alan olarak görülebiliyor. 4-5 bin yıllık bir dönemden bahsettiniz ama Türkiye'de tarihten bahsedince daha çok Osmanlı tarihi öne çıkıyor gibi özellikle dizilerde, kitaplarda. Sizce neden akla önce Osmanlı tarihi geliyor? E, bu da aslında tarihçilik geleneklerinin evrimiyle ilgili bir konu. Bu her zaman böyle değildi. E, örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı tarihi o kadar önem verilen bir alan değildi. E, Anadolu'nun kadim tarihi, eski kültürleri e, daha çok ilgi görüyordu. Örneğin işte Hattiler, Hititler, işte, Sümerler e, gibi, Firikler gibi. Eski Anadolu kültürleriyle ilgili araştırmalar daha gündemdeydi, daha yoğundu. İşte ne bileyim Sümer Bank, Etibank gibi işte kuruluşların isimlerinden de anladığımız üzere e, o dönemler antik çağa dönük daha büyük ilgi vardı. E, bu e, gelip geçen siyasal iktidarların, yönetimlerin e, düşünceleriyle, ideolojileriyle doğrudan ilgili bir konu. Yani Türkiye'yi bu misaki milli sınırlar içerisinde bir işte yeni kurulmuş cumhuriyetin kuruluş dönemindeki mantığı Türkiye'nin bugünkü sınırları içerisindeki geçmişte yaşamış ve var olmuş kültürleri sahiplenmek üzerine kuruluydu. İşte bunların çoğunun Orta Asya'dan geldiği, Türk kökenli olduğu iddialarıyla birlikte. E daha sonra işte bilindiği gibi Demokrat Parti döneminden sonra özellikle bunun yerine daha Türk İslam dönemini ön plana çıkaran yani 1071 sonrasını ön plana çıkaran bir tarihçilik, tarihi dönemi odaklanma e, ilgi alanının değişmesi böyle bir odaklanma başladı. Ve bu günümüze kadar da hani güçlenerek bu şekilde geldi. Diğeri tamamen kaybolmamakla birlikte yani Osmanlı öncesine duyulan ilgi tamamen kaybolmamakla birlikte 1950'den sonra gelen iktidarların etkisiyle tarihe müdahale, tarihçiliğe müdahalesiyle bu daha önemli haline geldi. Ama bu tabii bütün insanların, tarihe meraklıların yukarıdan gelen siyasal etkilerle tarih alanına ilgi duyup o ilgiyi ona göre yitirdikleri anlamına gelmiyor. Bugün gene Osmanlı öncesi Anadolu tarihi hala okuyucular için, meraklılar için ilgi görmeye devam ediyor. Hatta bu polisiye, romanlarda, kitaplarda Hititlerle ilgili mesela bu eserler, edebi eserler gayet de dikkat çekiyorlar, ilgi çekiyorlar. Farklı dönemlerin tarihçilikleri yalnızca baktıkları, odaklandıkları dönemler bakımından mı ayrışıyor yoksa aynı dönemlere farklı metodik yaklaşımları da görüyor muyuz Türkiye'deki ana akım tarihçiliğe baktığımızda ve Tarihe biz nasıl bakmalıyız burada? Şimdi tarihçilikte bu sorduğun soru uzun yüzyıllardır diyeyim neredeyse ya 2-3 asırdır. Yani bir tarihin bilim olarak ortaya çıkmasından bu yana tartışılan bir şey. İşte o Edward Hallett Carr'ın Tarih Nedir diye klasik bir kitabı vardır. Hani... E, Tarih nasıl yorumlanmalıdır? Tarih nedir? Neden e, herhangi bir insanın Rubikon çayını geçmesi tarihsel bir olay olarak görülmezken hani Sezar'ın bu çayı geçmesi tarihsel bir olay olarak görülmektedir? E, kayda geçmektedir diye. Bu soruyu şöyle sorabiliriz. Hani belli bir dönemin e, tarihe, tarihte önem verilen olayıyla başka bir dönemde e, önem verilen olaylar tamamen değişiyor. Bakış açısı da değişiyor. Yani hem ilgilendiğiniz dönemin odaklandığınız dönemler değişebiliyor, hem de odaklandığınız dönemlerdeki konu başlıkları değişebiliyor. Örneğin ne diyebiliriz? Evliya Çelebi'nin Hazarfan Çelebi ile e, e, ilgili aktardığı bilgileri düşünelim. E, Hazarfan Çelebi, işte bu Galata Kulesi'nin hani uçma hikayesi var. Bu olayı Evliya acayip olaylar listesi içinde değerlendirdi. Yani bu. Osmanlı'da bilimin geliştiğini, mekaniğin geliştiğini, tekniğin geliştiğinin ispatı gibi bir olay değildi. Bu evliyanın e, işte Mısır'daki Nil timsahlarıyla ilgili anlattığı acayip, akla sığmaz, e, tuhaf öyküler silsilesi içer içerisinde bir olaydı. Ama daha sonra, yüzyıllar sonra, e, Türkiye'de havacılık kurumu geliştiğinde, işte e, istikbal göklerdedir felsefesi oluştuğunda, o zaman hani Türklerin geçmişten beri uçma merakının olduğu ve Osmanlı'da, Uçma ile ilgili çalışmalar yapıldığına dair bir başka bir imgeye dönüştü bu Hazerfan olayı. Bunun gibi yani dönem değiştikçe, sizin bakış açınızda değiştikçe, odaklandığınız dönemlerdeki örnekleri daha farklı yorumlama geleneği ortaya çıkabiliyor. Aynı olay orada durduğu halde 50 yıl önce dikkat çekmeyen bir olay, 50 yıl sonra dikkat çekebiliyor. Örneğin Osmanlı Sarayı'ndaki kadınların siyaseten etkin olmaları 50 sene önce, 60 sene önce olumsuzlanırken, günümüzde bu olumlu bir olay olarak görülmeye başlanabiliyor. Belki herkes hatırlar, hani eskiden ders kitaplarında kadınların politikaya karışması, Osmanlı sarayında siyasete müdahale etmeleri Osmanlı devletinin duraklama ve gerileme sebeplerinden biri olarak görülürdü. Böyle gösterilirdi ve böyle öğretilirdi. Yani Osmanlı'nın dağılma nedenlerinden biri olarak. Ama son dönemlerde bu tam tersine yani Osmanlı'da kadına değer verildiğini işte politikada etkin olduklarını kanıtlayan bir olgu olarak yorumlanmaya başlandı. O yüzden de dönem değiştikçe bazen bakış açılarımız değişebiliyor. Biz nasıl bakmalıyız? Yani Türkiye'de bana göre daha makro tarihçilik gücünü koruyor. Çünkü bizde tarihçilik alanında henüz mikro çalışmalara tam olarak girebilecek kadar bir olgunluk oluştuğu düşüncesine de değil. Yani mikro çalışmalar yapılıyor, güzel çalışmalar da yapılıyor. Ama henüz biz daha Osmanlı'nın genelinin ne olduğuyla tam olarak e, hesaplaşmış, bunu tam olarak anlamış ve çözümlemiş değiliz. Böyle olduğunu sanmıyor. Peki hocam ideolojilerden bağımsız, objektif tarih diye bir şey var mıdır? Ve az önce kimi olayların işte bir dönem olumlu, bir dönem olumsuz görüldüğü bazı örneklerden bahsettiniz. Tarihsel olaylar incelendikleri zamandan bağımsız olarak iyi ya da kötü diye sınıflandırılabilir mi yani evrensel iyi, evrensel kötü? tarihsel olaylardan bahsedebilir miyiz bu çok zor buna yani e, ideolojilerden arınmış objektif tamamen e, saf bir tarihçilik yazmak oluşturmak inşa etmek böyle bir okuma yapmak böyle bir yazma yapmak yani e, ideal bir tavır olarak görülebilir ama gerçek yaşamda e, imkansa yakın bir e, fikir bu Örneğin İstanbul'un fethi diyoruz. Yani İstanbul'un fethi denirken e, kendinizi çok nesnel 1453 yılında İstanbul Türklerce ya da işte Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir denildiğinde bile. Aslında burada kullandığımız kelime işte fetih, yani fetehe, Arapça'da açmak ve olumlu anlamda kullanılan bir şeydir. Ama örneğin ne diyoruz? 1919'da İzmir'in işgali diyoruz örneğin. Şimdi İzmir'in işgali dediğimiz zaman hani bir Yunan tarihçi tabii ki İzmir'in işgali demiyor. bu nedenle belli bir toplumda, belli bir kültürde olumsuz anlamda kullanılan bir olay, terim. Diğer toplum için olay Olumlu bir anlam ifade edebiliyor. O yüzden Örneğin şey diyemezsin Sen hani İstanbul'un 1453'teki işgali denildiği zaman bu sizi bir bizantist ya da bir işte Yunan Milliyetçi tarih yazımına götürür. İzmir'in işte işgaliyene fethi dediğin zaman gibi. O yüzden bu alanda terimler kullanım tarzının tamamen objektif olabilmesi ve bu objektif dilin tarih çalışmalarına yerleşmesi hakikaten, genellikle istenilen, arzu edilen ama gerçek yaşamda, pratik tarihçilikte var olması çok zor olan bir konu. Hocam Osmanlı tarihini inceleyen ne tür ekoller var? Mesela büyük adamları merkezine alan bir tarih anlayışı sanki bizim lisede gördüğümüz Osmanlı tarihi anlatısıyla epeyce örtüşüyor. Buna alternatif oturmuş köklü başka bakış açıları var mı acaba? Osmanlı tarihçindeki klasik ekol Osmanlı döneminde yaşamış. Yani Osmanlı'nın çağdaşı olan kendi saray tarihçi müverrihlerin saray tarihçilerinin döneminde vakaniüslerin döneminde zaten padişah merkezi ve padişah endeksliydi. Şimdi i̇şte ne bileyim e, Tursun Bey gibi, Oruç Bey gibi, Naima gibi, Neşri gibi hani klasik Osmanlı tarihçileri aklımıza geldiğinde e, ki bu son Osmanlı vakaniüsü Abdurrahman Şeref Bey'e kadar uzatılabilecek yani neredeyse cumhuriyet dönemine gelen e, yıllara kadar uzatılabilecek bir gelenektir. Ya padişah merkezi alınırdı. Padişahın yaptıkları, tarihin kendisi buydu. E padişah iyi ise her şey iyi gidiyordu. Padişah kötüyse her şey kötü gidiyordu gibi yani saray merkezi bir tarihçilik anlayışı vardı. Yani büyük adamlar ve saray merkezi bir tarihçilik anlayışı vardı. E buna tabii itirazlar da vardı. Yani bu 19. yüzyılda özellikle genç Osmanlıların ortaya çıkışıyla yani biraz daha padişahın dışında toplumu, halkı da bu işe katmaya çalışan bakış açıları da oldu. <laughs> mesela Cevdet Paşa tarihinde bu kendini biraz göstermeye başladı ama aslında tabii ki cumhuriyetle beraber e, halk ne yapıyormuş e, Osmanlı asırları boyunca halk ne yiyormuş ne içiyormuş onların dünyası nasılmış merakı o zaman işte o toplumculuk hareketleriyle başladı e, biz e, 30'lu yıllarda işte bu kadro hareketlerine vesairelerde hani daha farklı bir Osmanlı imgesi görüyoruz yani orada biraz daha halkın da yaşam tarzına bir ilgi uyandı. Özellikle 50'li 60'lı yıllarda Osmanlı toplum yapısı, işte, üretim biçimleri, mülkiyet mülkiyet biçimleriyle ilgili bir araştırma alanı başladı. Bunu da aslında tarihçiler başlatmadı. sosyologlar başlattı Türkiye'de. işte Niyazi Berkesler, işte Beyice Boranlar, Selahattin Hilal Kuşağı o dönem e, bu üretim yapısı neymiş yani Osmanlı ne üretiyormuş, ne tüketiyormuş, halk nasıl yaşıyormuş gibi bir şey oluştu. Böylece bu işe girerek çeşitlendi. Yani Osmanlı üzerine araştırmalar aslında 50'li e 60'lı yıllardan itibaren e, çeşitli kollara ayrıldı diyebiliriz. Bunun için ama tabii en baskın olan alan Türk-İslam sentezisi dediğimiz ideolojik yaklaşım oldu. Yani Osman Turanların yaklaşım tarzı en baskın bizim ders kitaplarını etkileyen yani resmi tarihçiliği ve ders kitaplarını etkileyen asıl alan ise o Türk İslam sentezi ideolojisinin etkisi altındaki Osmanlı tarihi çalışmaları oldu. Ama bunun dışında da hani bugün e, mikro alanda da birçok farklı alternatif Osmanlı tarihi okumaları var. Mesela kadınların Osmanlı'daki durumu, azınlıklar işte e, Osmanlı'da imtiyaz eyaletler dediğimiz taşra bölgeleriyle ilgili tarihçilikler, yerel kent tarihçilikleri de giderek artıyor, çeşitleniyor yani.